Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allah subhanahu ve teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz, Habibimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durudu salavatlar bulsun. Muhterem azizler, Ramazan-ı Şerif aylarının en ulugu bu ayda kılınan sevaplı amellerge köpten köp ziyade acir, mükafat, sevaplar veriladı. Ve bu ayda hemme birbirini kuğununu alıştık. Koldan kilgünce başkalarına yakışılık kılıştık. Hayır, sahavat kürsetiş. Ve kuğunlu sınıf insanlar var, bazı bimarlar var. Yakı bazı bir muhtaçlar var. Yak yetimler var, onların halinden hem haber alıştık. Ülken acil mükafat, sevapka, erişke sebep buladı. Bu yüzden dinimiz cismanen imkaniyat çekilenken kişilerge nihayette yüksek itibar karatken. Onlar da maşakkatlarını ketkilişke, ağırlarını yengil kılışke büyürken. Şimdi Ramazan ayda bana şunda bir bimarlarını yakın muhtaçlarını halden haber alış, onlarını kumununu kütarış, yine de kubrak sevapke, acirge, erişke sebep oladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ade maridan lem yezel fi hurfati'l cenne. Kim bir bimarını körgeni varsa ta qaytgunicha cennet hurfasida bo'ladi deganlar. Sahabalar cennet hurfasi nima ey Allohning rasuli deganda u cennetning bog'idir deganlar. Mana shu bimar körgeni borgan kishi qaytib uyiga kelgungacha cennet bog'ida yurgandek bo'ladi. Shunday savobga erishadi. Bimarını bağırıp kuruş ve onu hal, ahval soruş, halatın haber alış, dinimiz targıp giden hadislerde kub gilgen emellerden. Hadislerden bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebarek ve teala kıyamet günü bulgende ey adam balası ben kesel buldum beni körgeni kilmedin derken ben de ey Rabbül Alemin sen bütün alemlerin Rabbisi olsan kendi seni körgeni var mı? Dese Allah Teala bilmeysen mi? Falan benden keser buludur. Bu şey benden körgeni var mı? Eğer var genin de beni o şeyle tapken bulardın derken. Yani keser körgeni var gen kişi Allah'ın rahmeti yağladı. Hadisin devamında ben senden taam soradım. Taam vermedin derdi. Ben de derken sen bütün alimler Rabbisi bulsan kendi sana taam veremem. Dese Allah Teala falan benden senden taam soragen idi. Onunla taam vermedin. Eğer vergenin de beni o şeyden tapken bulardı. Ben senden su soradım. Sen vermedin. Ben de aytarken sen bütün olan Rabbisi olsan. Kendi sana su veremem dese falan bende senden su soragen idi. Vermedin. Eğer vergenin de beni o şeyde tapken bulardın dedi. Yani Allah dağlarını tapış, Allah'ın razılığına erişiş ve ülken ülken acir mükafatka sazavar buluş yolunun biri bimarlarını kinelgen insanlarını, kumlu sınıf, cismanen, imkaniyat çekilengen kişilerini barıp halatlarından haber alış. Ve kadri hal, onlara yardım kolunu uzatış. Hususun Ramazan ayında Allah Teala ülken ülken acirler biredi. Ülken ülken acirler biredi.
Abdülkadir Cilani Hazretleri evliyalarının en peşvaları bugün Gavs-ül Azam bugünler. Bir gün şagirdlerine gitseler bir kişi mas halette aklı gitkeniden cahiden kımırlanmayı arıkı yıkılıp onundan turmaşıp olup turalmayı şu halette turgandı Abdülkadir Cilani Allah'ın ötetkine geldi. O kişiye karagandı bayağı ki mas adam Allah kadir emas mı degan ekan. Abdülkadir Cilani kadir Allah degan ekan. Keyin bir pasdan keyin boya kishi yana Allah kadir emas mı desa Abdülkadir Cilani otlardan tushib kadir Allah degan ekan. Yana bir pasdan keyin boya kishi Allah kadir emas mı desa Abdülkadir Cilani yerga sajda qilib yig'lagan holatda Allah kadir Allah kadir degeniga bir necha marta. Shundan keyin shogirdlari so'ragan ekan. Hazrat bu kishiga shunchalik bir e'tibor qaratib, sajda qilib Allah kadir dedingiz. Bu nima holat? Buning hikmati qanday desa, u birinchisiga Allah kadir emasmi deganida men ham ichmaydigan bo'lib qolishimga ibodat qilishimga Alloh taolo shunday qilib qo'yishga qodir emasmi degan edi, qodir deb aytdi. Ikkinchisida Alloh qodir emasmi deganda meni ham Alloh taolo shunday bir sen kabi o'ziga muqarrab yaqin zot qilib qo'yishga qodir emasmi deganda qodir dedi. Uchinchisida Alloh taolo seni mening o'rnimga qo'yib meni senin o'rningga qo'yib qo'yishga qodir emasmi degan edi. Qodir deb Allohga sajda qilib Alloh qodir qodir deb qayta-qayta aytdim degan. O'shandan Alloh taolo dunyoda har bir bandaga sinovlar beradi. Kimgadir farzanddan, kimgadir mol davlatdan, yana kimga sog'likdan yoki yana kimdir birovga boshqa holatlardan. O'sha ba'zi bemor kishilar bor, ba'zi imkoniyat cheklangan kishilar bor. Yoki yetimlar bor, beva bechoralar bor. Alloh ularga shu sinovni bergan. Alloh qodirdir joyimizni almashtirib qo'yishga. Endi Alloh taolo ularga shu sinovni bergan, bizlarni mana shunday bir sog'-salomat o'zi ne'matlar bilan ne'matlantirib qo'ydi. Ulardan hal ahvol so'rab turishimiz kerak bizlar. Hal ahvol so'rab turish kerak. Hech qachon buni imkoniyati cheklangan, bu kambag'al edi, bu kasal edi, bu yetim edi, buni hech bir suyanadigan kishisi yo'q, kishisi yo'q deb unga nisbatan takabburlik yoki qo'pol muomala qilmas kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ammal yatima fala tanhar yetimni qaytarmay degan. Yetimni qo'pol gapirib qaytarmay degan. Boshqa oyatda aro aytal ladi yukazibu biddin fadalika ladi yadul yatim va la yahuddu ala ta'amul miskin. Dinni yolg'onga chiqaradigan kishi kimligini ayting, xabarni bering. U yadul yatim yetimni qo'pollik bilan daf qiladi. Yetimni qo'pollik bilan quvib soladi. Vala yahuddu ala ta'amil miskin. Kambag'al bechora miskinlarga taom berishda, ularga nafaqa berishda bir-birlarini targ'ib qilib qiziqtirmaydi. Qarang, shu oyat karimani juda e'tibor qilish kerak. Alloh taolo dinni yolg'onga chiqarguvchi haqida xabar beryapti. Dinni yolg'onga chiqarguvchi kim? Uni ikkita sifat kiryapti. Biri yetimga qo'pol muomala qilib quvib soladi. Ikkinchi sifati miskin, kambag'al bechoralarga taom berishda bir-birlarini targ'ib qilmaydi. Taom berishda bir-birlarini targ'ib qilmaydi. O'shaning uchun muhtaram azizlar,
Daima ham dinimizni buyrug'i, dinimizning ko'rsatmasi shunday bir qiynalgan, imkoniyat cheklangan, ko'zi ojizdir, yoki bir bemorligi bordir, yoki yetimdir, ya beva bechoradir, shunday kishilarni holatidan xabar olib turishga buyuradi. Endi Ramazon oylarida qiladigan bo'lsak, bunga ulkan-ulkan ajr mukofot ve Allah'ın buyruğunu hem becergen bulamız, hadislerge hem rüya kılgen bulamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bimar bugün kişilerini kurgen borgenler. İşte sünnet var, kasar bugün kişinin kurgen borgende. Peygamberimiz kaçan bir kasar bugün kişinin kurgen borsalar, Huda halası şifa tap gitesiz, yakşu gitesiz diye derginler. İnşallah yakşu gitesiz derginler. Yani bemorni ko'rgan borganda shu gapni aytish kerak ekan. Biri sunnat, ikkinchisi boya bemorni ham ko'ngli ko'tarilar ekan. Ko'p e'tibor qilsangiz, kasal ko'rgani 3-4 to'rt borilsa, kasaldan so'raydi, keyin bu kasalga falan tanishim ham kasal bo'lgan edi, falan ishlar qilgan edi, yaxshi bo'lib ketdi deb o'sha yerda davoyam topilib qolishi mumkin. Davoyam topilib qolishi mumkin ekan ana. Va boshqa hadisda sizler kasal ko'rganini borsalaring, undan duo olinglar degan. Çünkü kasalning duosi farishtaning duosi bilan barobar degan. Kasalning duosi farishtaning duosi bilan barobar degani, farishta duo qilsa ijobat bo'ladi. Çünkü farishtaning gunohi yo'qda. Kasalni ham kasalligi sababli hamma gunohni Alloh kechirib yuborar ekan. O'sha kasalni bemor deymiz, bemor degani mor deb ilonda aytadi. Bi yo'q degan, bi adab deymiz ki, adab yo'q deganda, iloni yo'q degan, bemor degan. Nima uchun iloni yo'q desa, u kasal bo'lganligi sababli hamma gunohlarni Xudo kechirib yubordi. Ertaga uni ilonlar chaqmaydi, chayonlar chaqmaydi degan ma'noda. O'shaning uchun ko'p borgan kishi Allohning buyrug'iga, payg'ambarning sunnatiga ergashgan bo'lsa, keyingisi uning duosini olib, o'ziga manfaat topgan bo'ladi. Ve bir Müslüman kişinin kumulunu kurtarken buladı. Ulamalarımız hem, din peşvaları hem o şey özlerinin hayatları da bu halatını kurtarken Umar ibn Abdülaziz Müslümanlar ziyarıdı. Kıyın ahvalı kişilerin hemmesini kısa kutup kılıp sanakını çıkarıp her birine bir nagran, şimdi bir kıyınergenlerine Allah'da kişilerini perverişler için ve sağlığını teşhir etmek için bir tabiplerini biriktirip koyun ekenler. Biriktirip koyun ekenler. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyh hem gamxorlikka muhtaç kişiler için Beytulmal'dan nafaka ve mas'ul tayinleşti, cari kılıç lazımlığını tekitlegendir. Yani gamxorlikka haceti var, bura bir kişi yardım kılmasa kıynaladı, onlara şu Beytulmal'dan nafaka hem de bir yardım kıladığın kişiler koyuş gerek diyenler. Şunun için muhterem azizler, Allah Teala barcha yaxshi amallarimizni dargoh qabul eylasin. Solih ishlarda Allohning buyrug'i, payg'ambarimiz sunnatiga ergashdi Alloh bizdan muvaffaq miyosir eylagan bo'lsin Alloh.